Gençler, herkese merhabalar. Bugün gazlarla ilgili konumuza devam edeceğiz. Geçen dersimizde arkadaşlar ne yapmıştık? Gazlarla ilgili öz kütle yorumları yapmıştık. Ancak soru çözmemiştik. Önce öz kütle ile ilgili iki tane yorum sorusu çözeceğim. Daha sonra arkadaşlar gazlarla ilgili konumuza devam edeceğiz. Konumuz da kinetik teori olacak. Hemen sorumuzu inceleyelim. Şekilde sabit hacimli bir kabımız var. Bu kapta azot gazı var. Arkadaşlar hacmimiz neymiş? Hacmimiz sabitmiş. Kaba aynı sıcaklıkta bir miktar helyum gazı eklenirse, arkadaşlar aynı sıcaklıkta ne yapıyorsunuz? Bir miktar helyum gazı ekliyorsunuz. 1. Azot gazının öz kütlesi değişmez. Arkadaşlar azot gazı için yazarsam D azot eşittir azotun kütlesi bölü hacim. Şimdi birlikte yorumlayalım. Hacmimiz değişiyor mu arkadaşlar? Hayır, sabit. Çünkü sabit hacimli kap. Peki ben kaba azot gazından ekledim mi? Hayır, başka bir gaz ekledim. Helyum gazı ekledim. Yani sonuçta azot gazının kütlesi değişti mi? Hayır hocam. O zaman azot gazının öz kütlesi değişir mi? Değişmez. Öyleyse bir doğru. Ama ikincide diyor ki arkadaşlar, kaptaki gaz öz kütlesi artar. Ha, buna dikkat. Şimdi D gaz diyorum. Bakın gaz karışımı eşittir. M bölü V. Arkadaşlar ben helyum gazı gönderdiğimde hacim sabit olduğuna göre hacmi ne yapacağım? Sabit alacağım. Sabit hacimde bir kap. Ama ben arkadaşlar kaba aynı zamanda helyum gazı da gönderdiğim için gaz kütlesi sonuç olarak ne yapmış olacak? Artmış olacak. O halde gazınızın öz kütlesi de ne yapar? Artar. Bakın o halde ikinci de doğru. Kaptaki gaz basıncı artar. Şimdi kaptaki gaz basıncını yorumlamak için neye başvuracağım? Elbette benim ünlü formülüme başvuracağım. Paran varsa ne rahat. Şimdi arkadaşlar ben her zamanki gibi kalem rengimi değiştiriyorum. Bakın 1. Hacim sabit mi? Evet. 2. Sabit sıcaklıkta demiş mi? R zaten sabit. Ha, şimdi gaz miktarıyla basınç arasında oran. Artık benim öğrencim biliyor. Nasıl bir orantı var? Doğru orantı var. Ben arkadaşlar kaba helyum gazı gönderirsem sizin gaz miktarınız dolayısıyla mol sayınız artar mı? Evet hocam. Mol sayısı artarsa o zaman basınç da ne yapar? Basınç da artar. Doğru cevabım ne oldu? E şıkkı oldu. Bakın arkadaşlar yorum sorularını ne yapabiliyoruz artık? Rahatlıkla çözebiliyoruz. Geldik 40. sorumuza. Ben yine kalem rengimi değiştiriyorum ve 40. sorumuzu hemen birlikte inceleyelim. Arkadaşlar bir miktar metan gazı ideal pistonla kapatılmış kapta şekildeki gibi dış basınçla dengededir. Arkadaşlar serbest pistonlu kapta gazın basıncı ne eşittir? Bulunduğu ortamın dış basıncı ne eşittir? Doğru mu? Evet. Metan gazının sıcaklığını bir miktar düşürmüş. Arkadaşlar siz sıcaklığı bir miktar düşürürseniz şu sizin pistonunuz yavaş yavaş aşağıya iner. Doğru mu? Tamam. Sonuç itibariyle hacminiz ne yapmış olur? Hacminiz azalmış olur mu? Evet hocam. Tamam. Şimdi şıklara bakalım. Hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Metanın demiş öz kütlesi artar. O halde ben yorumumu yapmaya başlıyorum öğrencilerimle beraber. D eşittir. M bölü V'yi yazdım. Arkadaşlar ben kaba gaz ekleyip gaz çıkardım mı? Hayır hocam. O zaman sizin kütleniz değişmedi. Sabit. Ama sıcaklığı düşürdüğünüz için pistonda aşağıya doğru indiği için sizin hacminiz ne yaptı? Azaldı. Hacim azaldığı için öz kütleniz ne yaptı? Arttı. Tamam. O halde bir doğru mu? Doğru. Metanın basıncı azalır. Arkadaşlar piston kendiliğinden ister aşağıya insin, isterse yukarıya çıksın. Pistonlu kaplarda ne diyoruz biz? Gaz basıncı, dış basıncı eşit. Biz ortamı değiştirmedik ki arkadaşlar. O yüzden metanın basıncı ne yapmayacak? Değişmeyecek. Yanlış. Birim hacimdeki metan moleküllerinin sayısı artar. Arkadaşlar bu kavramla soru çözerken sık sık karşı karşıya geleceksiniz. Birim hacimdeki metan ya da gaz moleküllerinin sayısı artar. Arkadaşlar ben size şöyle açıklayayım 3. şıkkı. Diyelim ki sizin kabınız önce 4 litre. 4 litrede birim hacme düşen molekül sayınız 4 tane olsun.
Ben sonra arkadaşlar sıcaklığı düşürdüm. Sıcaklığı düşürünce sizin piston yavaş yavaş aşağıya indi mi? İndi. O zaman sizin hacminiz azaldı mı? Azaldı. Sizin hacminiz diyelim ki 2 litreye düştü arkadaşlar. Peki birim hacimdeki tanecik sayısı ne olur? Bakın küçüldü ya, hacim azaldı ya. Birim hacimdeki tanecik sayısı artmaz mı? Artar. Doğal olarak bunun yorumunu yapmak oldukça kolay. Değil mi arkadaşlar? Yanlış istediği için cevabımız ne? B şıkkı. Bazı arkadaşlarınız şunu sorabilir. Hocam niye sıcaklığı düşürdüğümde benim hacmim azaldı? Ben de derim ki senin ünlü bir formülün var. P çarpı V eşittir NRT. Doğru mu? Sonra basıncın sabit olduğunu biliyorsun çünkü serbest pistonlu kap. R zaten sabit. Kaba gaz ekleyip gaz çıkarmadım. Senin miktarın sabit. Öyleyse ben sıcaklığı düşürürsem senin hacmin de düşer arkadaşım. Değil mi? Evet. Gelelim şimdi arkadaşlar gazlarda kinetik teori konusuna. Bakalım kinetik teori neymiş? Birlikte inceleyelim. Gazların fiziksel davranışlarını açıklayabilmek için Boltzmann ve Maxwell arkadaşlar ve diğer bilim insanlarının çalışmaları ışığında kinetik teori ortaya konulmuştur. Arkadaşlar kinetik teori ideal gazı destekler. Bakın bunu asla unutmuyorsunuz. Kinetik teori arkadaşlar ideal gazı destekleyen bir teoridir. Yani ideal gaza uygundur. Bakalım bu kinetik teorimiz neymiş? Bu teoriye göre bunlar arkadaşlar çok iyi bileceğiz. Söyleyeyim. Yani ÖSYM kinetik teoriyle ilgili mutlaka soru sormakta. 1. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar çok fazla olduğundan gaz moleküllerinin gerçek hacimleri moleküller arasındaki boşluk yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Demek istediği şu arkadaşlar. Tamam, senin bir gazın var. Bu gazının da molekülleri var. Doğru mu? Bu moleküller bulunduğu kap hacminin yanında ihmal edilebilir boyuttadır diyor. Anlaşıldı mı? Tamam. Geçtik 2'ye. Gaz molekülü arasındaki itme ve çekme kuvvetleri yok denecek kadar azdır. Hatırlarsanız biz bunu söylemiştik. İdeal gaz için tanımlamıştık değil mi? Bu yüzden gaz molekülleri birbirinden bağımsız ve her yönde sürekli doğrusal bir yol izleyerek ve gelişi güzel hareket ederler. Bundan da size bahsetmiştim. Bakın Brown hareketi arkadaşlar. Demek ki kinetik teoriye uygunmuş. Önemli. Gazlar gelişi güzel ve doğrusal hareket ederlermiş. 3. Gaz molekülleri bu hareketleri sırasında birbirleriyle ve bulundukları kabın çeperleriyle çarpışırlar. Bu çarpışma esnektir. Enerji kaybı olmaz. Yani enerjiniz korunur arkadaşlar. Evet, gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme kuvveti de ne yapılırmış? İhmal edilirmiş arkadaşlar. Devam edelim. Farklı gazların aynı sıcaklıkta moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Arkadaşlar bu çok önemli. İşte asıl kinetik teori dediğimiz bu. Bakın, farklı gazların hangi gazınız olursa olsun aynı sıcaklıkta ortalama, bakın ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri yalnızca mutlak sıcaklığa bağlıdır ve doğru orantılıdır arkadaşlar. Evet, biz ortalama kinetik enerjiyi EK ile gösterelim. Neymiş? Gazın ortalama kinetik enerjisi mutlak sıcaklıkla doğru orantılıymış. Sizin mutlak sıcaklığınız artarsa gazınızın kinetik enerjisi de ortalama kinetik enerjisi de ne yaparmış? Artarmış. Evet, notlarımıza devam edelim. Arkadaşlar, kinetik teoriye uyan gazlara ne diyoruz biz? İdeal gaz diyoruz. Zaten söyledim. İdeal gaz, tekrar ettik burada. Kap hacmi yanında gaz taneciklerinin ve tanecikler arasındaki itme çekme kuvvetlerinin ihmal edildiği gazlardır. Evet, ideal gaz öyle bir gaz var ki arkadaşlar. Kendi gerçek hacimleri, moleküllerinin kendi hacimleri kap hacmi yanında ihmal ediliyor. Moleküller arasında herhangi bir itme ve çekme kuvveti olmuyor. Böyle bir gaz var. Buna da ideal gaz diyoruz. Evet, bir soru çözelim.
Gazların kinetik teorisine göre hangileri yanlıştır? Kinetik teoriye göre ideal gazları oluşturan tanecikler arasında itme ve çekme kuvvetleri yok denecek kadar azdır. Evet, doğru. Herhangi bir anda aynı kaptaki tüm gaz taneciklerinin hızları aynıdır. Arkadaşlar, soru işareti. Gaz taneciklerinin hacmi bulundukları kabın hacmi yanında ihmal edilir. Evet, kinetik teori. Arkadaşlar bakın, ortalama hız başka şey. Her bir gazın, bakın, her bir molekülün hızı başka şey. Her bir molekülün hızı aynı değildir. Ama kap içindeki gazın ortalama, moleküllerin ortalama hızı aynı sıcaklıkta aynıdır. Bu ayırdı yapmanız gerekiyor. O halde doğru cevap nedir? A şıkkıdır. Peki arkadaşlar, bir kavramımız var. Difüzyon ve efüzyon. Belki daha önce duydunuz. Difüzyon nedir arkadaşlar? Difüzyon bir gazın başka bir gaz içinde yayılmasıdır. Bir gazın başka bir gaz içerisinde yayılmasıdır. Bakın, X gazınız var cam balonun birinde. Diğer cam balonda Y gazınız var ve M musluğuyla kapalı. Siz arkadaşlar M musluğunu açtığınızda bu X ve Y gazları birbirine karışır mı? Yani X gazı Y gazı içerisinde difüze olur. Y gazı da X gazı içerisinde difüze olur. Difüzyon bu arkadaşlar. Bir gazın başka bir gaz içerisinde karışmasıdır. Peki efüzyon nedir? Efüzyon ise gazın boşlukta yayılmasıdır. Mesela yine M musluğuyla bağlanmış iki tane cam balonunuz var. Bu cam balonun birinde X gazınız var, diğeri ise boş. Siz M musluğunu açtığınızda X gazınız boş olan cam balona ne yapar? Yayılır. Ne olur? Efüze olur arkadaşlar. Efüze, efüzyon. Evet arkadaşlar, gelelim Gram difüzyon yasası nedir? Aynı sıcaklıktaki tüm gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine neydi arkadaşlar? Ortalama kinetik enerjisi birbirine eşitti. Zaten arkadaşlar örnek vermişiz. X ve Y gazı aynı kapta olduğuna göre bunların sıcaklıkları nedir? Bunların sıcaklıkları aynıdır. O halde ortalama kinetik enerjileri nedir? Ortalama kinetik enerjileri de aynıdır. Bakalım, X ve Y gazları aynı kapta olduklarından sıcaklıkları aynıdır. Evet, bu nedenle gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. Tamam. Fizikten biliyorsunuz, ortalama kinetik enerji neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 mv kare, değil mi? O halde arkadaşlar X için, bakın X'in kinetik enerjisi için yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı mx, yani X'in mol kütlesi çarpı X'in hızının karesi. 1 bölü 2 mv kareden başkası değil. Eşittir. Y için yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı my çarpı y'nin hızının karesi. Arkadaşlar 1 bölü 2'ler gider mi? Gider. Hızları eşitliğin bir tarafında toplarsak vx'in karesi bölü vy'nin karesi eşittir. Ne olur? My bölü mx olur. Her iki tarafın arkadaşlar kare kökünü alırsak bizim formülümüz çıkar. Bakın, aynı sıcaklıkta x'in ortalama hızının y'nin ortalama hızına oranı karekök içerisinde mol kütleleri ile, bakın, mol kütleleri ile ters orantılıdır. İşte Gram difüzyon yasası oldukça önemli, çerçeve içine aldım. Neymiş? Gazların ortalama hızları. Şu arkadaşlar, gazların ortalama hızları. Evet. Mol kütlesiyle neymiş? Kareköküyle ters orantılıymış. Bakın arkadaşlar, zaten tanımı yapmışız. Aynı sıcaklıkta gazların yayılma hızları mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır. Buna Gram difüzyon yasası denir. Sizin aynı sıcaklıkta bulunan X ve Y gazınız var. Karekök içerisinde mol kütlesiyle hızlar oranı neymiş? Ters orantılıymış. Yani MY bölü MX'miş arkadaşlar. Bu oldukça önemli. Devam edelim notlarımızı incelemeye. Aynı sıcaklıkta
bakın altını çiziyorum, aynı sıcaklıkta mol kütlesi küçük olan, mol kütlesi küçük olan gazın difüzyon hızı büyüktür. Zayıf olan daha hızlı koşar. Bunun gibi düşünün. Aynı sıcaklıkta mol kütlesi küçük olan gazın difüzyon hızı neymiş? Büyükmüş. Arkadaşlar, bununla ilgili güzel bir uygulama sorumuz var. Hemen birlikte inceleyelim. Arkadaşlar, 100 derece sıcaklıkta neon gazınız var. 100 derece sıcaklıkta hidrojen gazınız var. 373 Kelvin'de SO3 gazınız var. Sanki üçüncünün sıcaklığı farklı gibi değil mi? Oysa arkadaşlar, bakın, biz santigratı bir Kelvin'e çevirelim mi? Artı 273 eşittir 100 artı 273'den 373 Kelvin çıktı mı? Evet. Yani arkadaşlar, şu 100 derecenin karşılığı aslında 373 Kelvin. Doğru mu? Yani sıcaklıklar aynı. O zaman ben neye bakacağım? Gazların mol kütlesine bakacağım. Zaten arkadaşlar, neonun mol kütlesi verilmiş. Hemen önüne yazıyorum. Ne kadarmış? 20 gram. Hidrojen atom kütlesi 1 olduğuna göre 2 çarpı 1'den 2 gram. SO3'ün mol kütlesini zaten vermiş. Arkadaşlar, mol kütlesi küçük olan gaz daha hızlı koşar. O halde hızların oranlıyorum. 2 büyük, sonra 1, sonra da 3. 2, 1, 3 şeklinde sıralayabilirim. Bununla ilgili bir de test sorusu var. Yerleştirmişiz. Hemen çözelim. Arkadaşlar, yukarıda belirtilen sıcaklıklarda bulunan gazların difüzyon hızlarının kıyaslanması hangi seçenekle doğru verilmiştir? Arkadaşlar, 27 derece. Biz hemen 27 dereceyi ne yapalım? Kelvin cinsinden yazalım. Hocam, neden? Diğerleri çünkü Kelvin cinsinden. O halde santigrat artı 273'ten ne yaptı arkadaşlar? 300 Kelvin yaptı. Yani 27 derecenin karşılığı da ne? 300 Kelvin. Öyleyse arkadaşlar, aynı sıcaklıkta mı bu gazlar? Evet. O halde hemen mol kütlesine bakıyorum. 2 çarpı 16 oksijen 32 gram eşittir metanın mol kütlesi 12 artı 4 16 gram. Bunu geçen yıldan hesaplamayı biliyoruz. Helyum 4 gram. O halde ne olacak? Mol kütlesi küçük olan daha hızlı koşacak. Mol kütlesi küçük olan hangisi? Elbette helyum. Sonra hangisi gelecek? Elbette metan gelecek. En sonunda oksijen gelecek. Yani 3, 2, 1. Hangi seçenekte var arkadaşlar? A seçeneğinde var. Devam edelim konumuza. Arkadaşlar, bir gazın ortalama kinetik enerjisi mutlak sıcaklık ile doğru orantılıdır. Bunu dersimizin başında söylemiştik, değil mi? Kinetik enerji ile mutlak sıcaklığımız ne arkadaşlar? Doğru orantılı. Kinetik enerji arkadaşlar, gazın, bir gaz molekülünün kinetik enerjisi 3 bölü 2 çarpı K Boltzmann sabiti çarpı mutlak sıcaklık. Arkadaşlar, K zaten sabit, Boltzmann sabiti. 3 bölü 2 de deneysel olarak bulunmuş bir sonuç. Demek ki sizin gazınızın kinetik enerjisi mutlak sıcaklıkla neymiş? Doğru orantılıymış. Formülüne göre mutlak sıcaklık artarsa gazın kinetik enerjisi de ne yapar? Artar. Arkadaşlar, burası önemli. Bir gazın ortalama hızı ise mutlak sıcaklığın kare kökü ile doğru orantılıdır. Bakın, bir gazın ortalama kinetik enerjisi direkt mutlak sıcaklıkla orantılı. Bir gazın ortalama hızı mutlak sıcaklığın kare kökü ile orantılı. Sonuç. Arkadaşlar, bir gazın sıcaklığı artarsa hızı ve kinetik enerjisi artar. Öyleyse, değil mi? Bir gazın mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarılırsa, dikkat edin, burası önemli. Bir gazın mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarsa ortalama kinetik enerjisi de 2 katına çıkar. Ancak ortalama difüzyon hızı kök 2 katına çıkar. Değil mi? Çünkü mutlak sıcaklığın karekökülü orantılıydı. Buraya dikkat. Evet. Arkadaşlar, şimdi gelelim uygulama sorularına.
Hemen kalem rengini değiştiriyorum. Arkadaşlar, aynı sıcaklık ve basınçta, yani aynı sıcaklıkta hidrojen ve metan gazlarının difüzyon hızlarını karşılaştıralım. Arkadaşlar, formülü hatırlayalım. Aynı sıcaklıkta hidrojenin metan gazına oranı karekök içerisinde mol kütlesiyle ters orantılıydı, değil mi? Gram difüzyon yasası. Yani m metan bölü m hidrojen. O halde eşittir. Kök içerisinde metanın mol kütlesi ne kadar? 16. Hidrojenin mol kütlesi ne kadar? 2 çarpı 1'den 2. Bu da eşittir. 16 bölü 2 arkadaşlar ne yapar? Kök 8 yapar, değil mi? O da kök 2, 2 çarpı kök 2 yapar. Şimdi içler dışlar çarpımı düşünün. Yani bölü 1 olarak yazıyorum. O halde arkadaşlar, içler dışlar çarpımı yaparsak hidrojen eşittir 2 kök 2 çarpı metanın hızı. Bakın arkadaşlar, buradan şunu anlayabiliriz. Hidrojenin hızı metanın hızının 2 kök 2 katı kadardır. Bu da doğaldır. Çünkü hidrojenin mol kütlesi küçük olduğu için metandan daha hızlı ne yapacaktır? Daha hızlı koşacaktır. Evet. Hemen arkadaşlar geçelim test sorumuza. Ben yine kalem rengimi değiştiriyorum ve test sorumuzu çözüyoruz. Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan hidrojen ve oksijen gazları şekildeki boruya aynı anda bırakıldıklarında gazlar ilk olarak hangi noktada karşılaşır? Arkadaşlar, gazların aynı sıcaklıkta yayılma hızları, difüzyon hızları neyle orantılı? Mol kütlelerinin karekökuyla orantılı, değil mi? O halde yazıyorum, bakın, hidrojenin hızı bölü oksijenin hızı, ortalama hızı. Karekök içerisinde oksijenin mol kütlesi bölü hidrojenin mol kütlesi. Karekök içerisinde oksijen 2 çarpı 16'dan mol kütlesi 32 bölü hidrojen 2 çarpı 1'den 2. Arkadaşlar, bu ne yapar? Kök 16 yapar mı? Yani dışarıya 4 olarak çıkar. Demek ki arkadaşlar, V hidrojen bölü V oksijen neymiş? 4 bölü 1'miş. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bakın, hidrojen 4 birim koşarken oksijen ancak 1 birim koşuyormuş. O halde gelin şimdi şekil üzerinde hidrojen 1, 2, 3, 4 birim koştuğunda oksijen 1 birim koştu. Hidrojen 1, 2, 3, 4 birim koştuğunda oksijen sadece 1 birim koştu. Nerede buluştular? C noktasında buluştular. Umarım anlaşılmıştır. Evet, gelelim arkadaşlar 44. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım. Yukarıda verilen sistemde musluklar aynı anda açılırsa aynı sıcaklıktaki CO2 ve metan gazları eşit aralıklı bölmelerden hangisinde karşılaşır? Bakın, birinde arkadaşlar CO2 gazı var, diğerinde CH4 gazı var. Aynı sıcaklıkta bu gazların arkadaşlar ortalama yayılma hızları, yani VCH4 bölü VCO2 eşittir mol kütlesinin kareköküyle neydi? Ters orantılıydı. O zaman MCO2 bölü MCH4 eşittir. Mol kütlesini hesaplıyorum. CO2'nin 2 çarpı 16 32. Kükürt 32, toplamı ne yaptı? 64. Metan 4 artı 12'den 16. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar eşittir dedim. Kök içerisinde sadeleştirdim. 4 olduğunu buldum. Doğru mu? Kök 4'te nedir? 2'dir. O halde VCH4 bölü VCO2 eşittir 2 bölü 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak, bakın, pardon, evet, VCH4 eşittir 2 çarpı VCO2. Hocam, bu ne demek? Bakın, yorumu yapalım. Sizin CO2 gazınız bir birim giderken çoktan sizin metan gazınız iki birim gitti bile. Çünkü metan CO2'nin hızının iki katı. O halde gelin arkadaşlar, CO2 gazınız bir birim gittiğinde
Metan gazınız çoktan 2 birim ne yaptı? Gitti. O halde 1, 2 birim. Sizin CO2 gazınız 1 birim gittiğinde metan gazınız 1, 2 birim gitti. Nerede buluştu? B'de buluştu. Evet. Arkadaşlar, son sorumuz olsun. Geriye kalan sorularımızı sonraki derste çözeriz diyecektim. Süremizi de arkadaşlar bayağı aşmışız. 20 dakikalık süremizi. O halde ben burada noktalıyorum. Bir dahaki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Mutlaka sorularla beraber notlarımızı alıyoruz arkadaşlar.